Ayva tatlısı. Alışılmışın dışında çok lezzetli, pratik bir ayva tatlısı. Ayvanın tam zamanı. 3 adet ayva, 6 yemek kaşığı şeker, 4 adet karanfil, 1 adet çubuk tarçın. Ayvaların çekirdeklerini çıkartıyoruz. 1 yemek kaşığı nar çiçeği, yeterince su. Üzeri için 2 adet elma, 1 çay bardağı ceviz, 1 çay bardağı şeker, toz Antep fıstığı ve kaymakla sunum yapacağız. Bugün güzel lezzetlerimizde sucuğumuz, peynirimiz ve sucuklu pestilimiz var. Yine Nermin Enfes Mutfağı'nda detaylar yazıyor. Artık ne yapacağınızı biliyorsunuz. Firmaları takip edip arkadaşlarınızı etiketleyip yayında vereceğim 2 şifreyi buraya girmeniz benim için yeterli olacak. Şimdi ayva tatlısı deyip geçmeyin efendim. Renginin güzel olması gerekir. Nar çiçeğinden faydalanacağım. Nar çiçeği tozludur. Birazcık sudan geçirmemiz gerekir. Direkt atılmaz. Bunu ben birazcık yıkayayım Serpil. Ama şey ellerini şey yapacaktır. Çok hızlı. Yok böyle bir tozunu alacağım sadece. Şöyle. Evet. Çünkü bunlar ne kadar da şey yapsanız kuru bir şekilde buraya saklanıyor. Buraya şey yaparsan sıcak su hazır. Şey tozlu olabiliyor. O yüzden bir sudan geçirin. Tozu gitsin. Onun üstüne de kaynamış suyumuzu koyuyoruz. Bir bardak su, bir su bardağı kadar bize yeter diye düşünüyorum değil mi? Koyabilirsin biraz ama da. Ama içeriz de ya. Aynen öyle koy. Ama mis içeriz gibi. İçeriz. Yeterli. Evet oradan ben ayva tatlısında kullanacağım şimdi. Aslında ayva tatlısının içerisine hiçbir ek gıda ya da boya verecek bir şey koymamıza gerek yok. Düzgün ve kaliteli bir ayva tatlısı yapacaksak kabuklarını atmayacağız. Şimdi ben kabuklarını alacağım. Şöyle zeminde kabuklarını kullanacağız. Renginin tam olarak alabilmek adına şunu ortadan... Çekirdeklerini de atarız değil mi ona? Evet, ikiye ayıracağım. İçerisindeki çekirdeklerini ayvanın kıvamını takıldı. Sağlayacak. Bakın şunları ortadan ikiye bu şekilde bölerseniz daha rahat şekillendirirsiniz. Genelde hep uzunlamasına bölerdik. Bakın çok da rahat çıktı çekirdekleri. Çekirdekleri rahat çıkıyor değil mi? Bir şey söyleyeyim mi? Ayva da inanılmaz güzelmiş. Bir şey söyleyeyim çok bol lezzetli. Bol çekirdekli. Tam Kartepe ayvası. Eşme ayvası. Evet. Evet şuradan şunu aldım. Sonrasında çekirdeğin olduğu kısmı bir tırtıklı bıçakla şöyle alıyorum. Orta kısmını çukur bırakmam gerekiyor çünkü kıymetli izleyicilerim. Evet şöyle çok fazla çukurlaştırmadan. Aynı şekilde. Aynen. Aynı şekilde bütün ayvaların içindeki çekirdekleri kullanacağız. Rengini aslında biliyorsunuz ve kıvamını bu içerisindeki çekirdekler sağlıyor. Ayva çekirdeğiyle çok güzel yüz maskeleri de yapılıyor. Ay ben de gördüm. Evet bir gece suda beklettiğinizde bir yoğunlaşma, jelleşme oluyor ve cildin gerilmesini aslında sağlıyor. Aslında bir botoks etkisi ne güzel. Yaratıyor. Onu sürdükten sonra bir makyaj fırçasıyla Serpil bir 10-15 dakika bekletiyorsun. Vallahi deneyeyim ben onu dur. Şeyde hazır mevsim meyve tabii, şey tabii. Ayva mevsimi. Direkt doğal botoks yapıyor. Cildi besliyor, nemlendiriyor. Evet gördüğünüz senin üzere. Küçük sana vereyim ben çekirdeklerimi ben ayıklıyorum. Şöyle. Bunları ben... zemine açtık. Zeminde ayvalarımızı koyduk. Ben böyle alt kısımlarını da düzgün bırakıyorum ki. Tamam. Sen altlarını da al, çekirdeklerini de al. Çekirdekleri çok faydalı. Sakın atmayın gerçekten. O içindeki o jel kıvamını muhteşem bir şekilde sağlıyoruz. Çekirdekleriyle. Geldim. Ay dur eline dikkat et. Hepsini aldık buraya. Hem de rengini de güzel olmasını sağlayacak dış kabukları. Bütün püf noktalarıyla. Bir de ben bunu ekstradan içerisini elmalarla lezzetlendireceğim. Evet. Yani burada bir farklı atmosfer yaratacağız Allah'ın izniyle. İçinde elma rendesiyle bir karışım yapacağım. Güzel sunumu olabilmesi Nermin, için. Sürahime bakar mısın? Evet sürahimizde de kaynadı. Bizim. Sürahimiz çok amaçlı. Gıda boyası kullanmayı çok önermiyorum aslında. Bakın şu otla birlikte gayet başarılı. Acım. Birazdan o patlarsa görürsün ağzını ayağını çürürsün. Allah korusun 2 senedir kullanıyoruz yüksel eser. Bu ısığa dayanıklı hocam. Celalettin abimizin kabı. Aynen.
Bu ısıya dayanıklı olduğu için rahat kullanıyoruz. Ama bunu kapatalım artık, demlensin o. Evet, kapatalım. Okay. Şöyle birazcık da kapağını. Hepsinin çekirdeğini aldım. Orta kısmını şöyle tırtıklı bir bıçakla anne usulü temizledim. Çıkarttım. Hatta içine atıyorum. Çünkü bu ayvanın her türlü kabuğu, iç çekirdeği ayvayı güzelleştirmeye yarıyor. Elmalı harcını şimdi birazdan yapacağım. Önce ben ocağıma vereyim. Yani biz çocukken de ıhlamurların içine şey koyardık değil mi? Ayva kabuğu, yaprağı. Çok güzel olurdu. Öksürüğe iyi gelir, evet, falan diye. Şöyle bakın. Orta kısmına şekeri koyuyorum. Çok fazla şekerli olmasını istemiyorum. Zaten ayvanın tam zamanı olduğu için ihtiyaç duymayacağım. Şöyle. Hepsine birer yemek kaşığı kadar gezdiriyorum. Çünkü iç harcını da bir şekerli, böyle elmalı güzel bir harç yapacağım. Şimdi Serpil'den şuraya istiyorum. Evet, şuraya. Geç. Bir su bardağı kadar alıyorum. Ama altından tutma, eline gelecek. Yok yok. Ah, doğal kalamış. Meyve suyu işte. Birazcık daha koyabilirsin Serpil. Şimdi doğal gıda boyası efendim. Kesinlikle, yani gıda boyası da olsa çok kullanmanızı önermiyorum. Bakın, nar çiçeğiyle biz bunu hallettik. Birazcık suya tutmanız gerekir. Tozlu oluyor çünkü. Bu şekilde ayvalarınızın üstüne gelecek şekeri eritecek şekilde ikişer yemek kaşığı kadar böyle gezdiriyorum. Nermin, bir şey söyleyeyim mi? Bu hibiskus var ya, yani aslında hibiskus diyoruz da, ayva çiçeği. Bunu o hani kahveleri satan, hepimizin bildiği bir yer var ya. Orada bunu artık içecek olarak yapıp satıyorlar, biliyor musun? Çok sağlıklı. Ve şey, ismini hafif değiştirip bilmem kaç paraya satıyorlar. Tabii tabii. Maliyetli bir şey. Evde yapım mis gibi. Biz daha önce de çok yapmıştık onun içeceğini. Değil mi? Vallahi. Ramazan ayında. Şimdi çok fazla su koymanızı önermiyorum. Burada ayva kendi suyunu salacak zaten kıymetli izleyenlerim. Şekeri de zaten içerisinde eriyecek. Sadece sizden ara ara ben göstereceğim. Bunları alt üst etmenizi isteyeceğim yani. Şimdi burası pişecek. Ters çevireceğim. Birazcık şu kısımlarının da kızarmasını istiyorum. Çekirdeği kıvamını sağlayacak. Çok az bir şeker kullandım. Ama şimdi elmalı bir harç yapacağım. Ne aradın tatlım? Kapağını aradım. Bunu burada ilk etapta yüksek ateşe açtık. Kızarıyor. Ben de böyle nar çiçeği gibi olmuşum ama gerçekten. Şu an ayva tatlımla bir uyum içerisine girdim. Şimdi bunun içerisine rendele Serpil. Evet evet. Şimdi geliyorum. Ben de cevizi ufalayayım. Ha, bir de çubuk tarçınımız var. Seviyorsanız efendim, herkes çubuk tarçın sevmeyebilir. Seviyorsanız karanfil ve çubuk tarçınla lezzetlendirebilirsiniz. İlerleyen dakikalarda çıkartabilirsiniz. Çok yoğun istemiyorsanız. Birkaç tane de şöyle karanfil koyuyorum. Ben karanfil aromasını çok yakıştırıyorum Serpil. Ayva tatlısına, değil mi? Bir güzel ekşilik de veriyor böyle. Ceviz, ayva. Ya bunlar ayrılmaz üçlü gibi bence. Kesinlikle. Şimdi elmalı içinliğini kaymak yerine kullanacağız aslında. Dilerseniz kaymak da koyabilirsiniz. Biz kaymak da ekleyeceğiz üstüne. Evet, en son finalde soğursa, güzel soğutabilirsek yayın süresince. O yüzden ilk etapta ayva tatlıyla başladık. Ayva tatlısıyla başladık. Şöyle elmalı bir İç harç yapacağım ayvalarımın içerisine. Biraz... Ama bu şey de olur mu Nermin? Elmamız yok diyelim. Ayva da rendeleyebilir miyiz? Tabii canım, ayva da olabilir. Değil mi? Güzel ama olur. Elmayla ayvanın uyumu çok güzel. Tabii canım kardeş. Elma kabuklarını bile içine koyabilirsin yani. Kırmızı elma kullanıyorsanız özellikle. Ah, ah. Tamam oldu, yeter. Onun da vitaminini alıyorsunuz yani. Su olsun da içelim onu reklamda. Renginin zaten güzelliğine bakar mısınız kaynayan sürahimdeki? Vallahi ben buradayım diyor yani. Buraya mı alayım? Dur Nermin'cim, aklı elim yerini beğenmedi sürahimin. Şöyle İyi güzelce mi? Doğradık cevizimizi. Elma ile yoğuracağım. Güzel böyle minik toplar yapacağım. Ayvanın tam böyle ortasına yerleştireceğim. Birbirine çok yakışan iki arkadaş diyebiliriz ayvayla elmaya. Ve biz akrabalar onlar. Evet evet. Ve biz bunu sadece artık böyle hep aynı şey değil yani, klasik bir şey yemeyelim diye farklılaştırmak istedik açıkçası sizler için. Ekran başında da böyle birazcık göz doldursun istedik.
Ay, elmanın sapı. Ayvanın çöpü. Elmanın sapı şey neydi? Üzümün çöpü. Üzümün çöpü, ayvanın sapı. Sapı. Ha. Bana. Elmanın sapı. Ama biz ayva dedik şimdi ona. Ayva cevizi yaptık. Koyduk. Şöyle bir elmalı iç harç yapıyorum. Üzerine şekeri ekliyorum kıymetli izleyicilerim. Bunu böyle birazcık yoğuracağım. Serpil Hanım'dan sadece çok azıcık tarçın isteyeceğim bunun toz içerisine. Toz tarçın, evet biz onu evet. Koyacaktık aslında. Toz tarçın elmayla muhteşem bir ikili haline geliyor. Ayvanın içerisine de biz çubuk tarçın koyduk ya. Orada burada da bir böyle çimdik. Heh, biraz gezdirelim. Tamamdır. Hmm. Tarçınla lezzetlendireceğiz. Mis gibi koksun. Bir pasta tabağı isteyeceğim Serpil'den. Pasta neden? Şey bunları mi? Yuvarlayacağım. Ha, koyacağım. Ben kaşıkla koyarsın o zaman diye şey yaptım ama. Şimdi 2, 4, 6 böyle bunları sıkmam gerekiyor. Çok sulanacak burada beklediğim. Bu piştikten sonra zaten şey yapacağız, o pişmeyecek ki hiç ya. Üstüne şimdiden mi koyacaktın? Yok, şimdi koymayacağım ya, en hazır, sonunda. Ha, böyle hazırlayayım. Dur, doğru söylüyorsun. Daha bir daha elimi bulaştırmayayım. Gel değil şimdi mi? Bunun haklısın. Suyunu sıkmazsak çok sulanır ayva tatlınız. İyice suyunu sıkacaksınız şöyle. Hı. Bunları ortasına ben yapacağım. 6 taneydi. Evet. Şöyle 6 tane bezemi yapıyorum kıymetli izleyicilerim. Tam ayvanın göbeğine bırakacağız. Oh, soyunca da üstüne kremamızı, şey kaymağımızı. Allah, ellerim tertemiz, mis gibi. Bir de dün bir yazı okudum. İnanılmaz mutlu oldum o yazıyı okuyunca. El lezzeti bilimsel açıdan evet, da kanıtlanmış. Evet. Dün ben de okudum, beraber aynı haberleri okuyoruz bari, bence. Aynen, ne olacak haber şeylerin, şey yemek sayfalarında gezersek. Özellikle ellerimizde bulunan bakteriler varmış. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Yaklaşık 6-7 tane şefi almışlar bir araya. Hepsine aynı malzemeleri, aynı unları vermişler ve ekmek yapmalarını istemişler. Düşünün, 6-7 tane şeften bilimsel olarak kanıtlanmış. Hepsinin ekmeği çok farklı, lezzetli olmuş. Hiçbirisi hatta birbirine benzememiş. Kiminin tadı muhteşem lezzetliyken kimisinin tadı olmamış, Serpil, tutmamış. Ve sonrasında bakılmış ki ellerimizin üstünde bakteriler varmış, lezzet bakterileri. O bakterilerin bir tık daha yüksek olanın yaptığı lezzetler daha farklı oluyormuş. Kurban olduğumuz yaratmış bizi değil mi? Mevlam bak, ya. Bak dilimizde de var. Tadı yok, almalar. Yok, şeyin içine koyacağım ayvanın. Elmanın suyunu dökmeyeceğim. Ya, aynen öyle, elmanın suyunu dökmeyeceğim demin diyor. Dedim yok vallahi ayvanın içine koyacağım. Ben ona dur sana bir tane süzgeç vereyim, hiç şeye gitmesin içine. Yani o yüzden el lezzetime güveniyorum yani. Elimin böyle yemekle temizse ama ya bak. Şimdi biz dün cennetimize ne yaptık? Yaptırmadık yani. Şey yapmadık yani. Eldivensiz yaptırmadık. Çünkü ben hojeli boyalı tırnaklarla yemeğin olacağını düşünmüyorum. Kusura bakmayın. Şimdi ben de sana fikrimi söyleyeceğim. Burası ayva kokacak, o elma gelecek. Olsun olsun, lezzetini alırız, hiçbir şey olmaz. Ha. Zaten elma karışım koyuyoruz. Evet ama sadece elmayı orada çözseydik hani ne diye. Yok yok. O vitamini ya, koyuluğunu alacak, şekerini alacak. Bak bunu da ziyan etmeyeceğim. Hı. Böyle alacağım, bunların üstüne pay edeceğim. Oh süper. Tamam ama ben şey yapayım, burayı kapatayım. Hı. Sen onu kapat aşkım. Bunu kısa alalım. Yani ne diyoruz? Eldiven kullanmıyoruz aslında. Mümkün mertebe ellerimizle yapıyoruz. Ama ellerimizde tırnaklarımızın gerçekten ay, kesik olmasına, ha, yani, evet, yani evet, boyasız olmasına özen gösteriyoruz. Çünkü yemek ve mutfak başka bir aşk. Ben de alabilir miyim Serpil Hanım? Dur ben şuraya alıp şunu küçüğe götüreyim ki aktüel şimdi tamam, birazdan. Neyle yiyecek devam ediyoruz? Wow, bir döner yapacağım size. Ev usulü tavuk döner olur mu efendim? Dolapta bekletmeyeceksiniz, sosu batırmayacaksınız yani. Hiç böyle oyalamadan bir saat. Biz hemen onu yapalım Serpil. Dur, beklesin, tamam, diğer tarife geçeriz. Ha, onu şey sosuyla bekleteyim diyorsun. Doğrusu. Doğrusu. Geldim tatlım. Onun birazcık geldim, sosunu çekmesi lazım. En az 3 saat diyorlar ama ben yayında size onu hızlandıracağım. Siz evde 3 saat bekletmeniz gerektiğini anlatacağım. Ayva tatlımız. Orada kısık ateşte sakin sakin. Bak nasıl suyu yoğunlaştı, görüyor musun? Evet yani, onun için dedim ekstradan su çok koymayın. Bakar mısınız? Etimi dolaptan getiriyorum. Evet. Sen ne yapıyorsun annem, iyi misin? Orada kaynıyor. O ayvaları bir ters düz edebilirsek. Şu niyetlendim.
Evet. Ne sineği koyarsanız güzel olmuş. Elma da çünkü saatlerce pişiriyorsunuz ve saatlerce pişirmenize rağmen bu rengi toplayamıyorsunuz. İçerisine vişne suyu koyuyorsunuz. Tabii. Hayır, vişne suyu da olmaz. Yani elmanız, ayvanızı ekşi hale getirirsiniz vişneyle, vişne taneleriyle. Ama bakın sadece bu güzel hibiskus çiçeğimizle bir kase kadar koyduk. Elma rendelemiştik, elmanın suyunu ilave ettik. Ve bakın şu an tam istediğimiz o nar rengini aldı ayvamız. Annesinin kuzusu. Azıcık bunu şerbetimizden, nar çiçeğinden koyayım mı birazcık Nermin? Bir lokma. Üstüne ne gezdirebilirsin. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Çok koymana gerek yok, suyu sanki şey olmasın. Sanki de olmuş gibi, biliyor musun? Evet, rengi olmuş aslında. Rengi de kendi de. Sanki şuralarda belki. Şöyle bir lokma çıktı daha sanki. Kısımlarına. Sanki yetecek. Çünkü pişmek üzere, eli kulağında al dente'ye dönmüş. Yani gerçekten bu rengi saatlerce pişirseniz yakalayamıyorsunuz. Asıl bomba bu. Ah ah, suyunu tam çekti. Bakın içindeki çekirdekleriyle buluştuğu için çok jöle güzel sınav. Bir jöle kıvamında oldu. Hah, yaprak. Ayva tatlısı hiç bu kadar lezzetli ve pratik olmamıştı. Vallahi reçelindeki şey. Evde saatlerce pişiriyoruz. Bak bu yöntemle, ben bunu yeni buldum Serpil, çok rahat bir şekilde. Hem rengi kızarıyor. Ayvanın çekirdeği de kaliteli ama. Evet, ayvanın çekirdeği, baksana. Bunu şeyde de kullanabilirler. Reçel gibi ekmeğin üstüne de sürebilirler Serpil. Tabii şekerli çünkü. Rondodan geçirecekler bunu. Şimdi ben bunu yapayım istiyorsan, sana gör. Dur bakayım. Rondodan geçireceğim onu ben. Ha kabukları da karıştırayım diyorsun. Kabuklar içinde olacak, atmayacağız. Dur bakayım sen. Şöyle bak. Birazcık altını açsana Serpil. Niye ki? Bak 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 Nermin. Şu suyundan şöyle gezdirivereyim. Ay, birazcık erisin şekerim. Sana bir şey söyleyeyim mi? Tadı nefis olmuş. Şu çubuk tarçın da burada süs olsun. Vallahi güzel olmuş. Evet. Birazcık eritip üstüne gezdirebilirsin ama gerek yok ya. Ben onların içine kaşıkla koydum zaten, bak o göbeklerine. Bak 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 bak. Vallahi. Çok güzel olmuş. Serpil, kaymağı da alacağız ama birazcık soğusun. Eritirsin. Tamam. Bunu ben birazdan vakit kalırsa şey yapacağım, reçel yapacağım. Şimdi bu elma toplarını canlarım, bak şöyle orta kısmına oturtuyoruz. Ne yapmıştık elma toplarında? Ceviz, 2 adet elmanın rendesi, ondan sonra tarçın ilavesiyle böyle bir top haline getirdim. Bak tam oldu. Çok böyle farklı bir sunum aslında. Buradan ben restoranlara da tarif vermiş oluyorum ha. Ayva tatlısını bence böyle yapmalılar değil mi Serpil? Sunuma baksana ne güzel oldu. Bir şey söyleyeyim mi, sen bir de onun üstüne kaymak konulunca. Şimdi bir de kaymağa gelecek. Soğusun iyice. Finale doğru yaparız ki tek aynen. Şey durur. Aynen, kaymağını en son koyalım ki ayvalar eritmesin. Evet. Elmalı ayva tatlımız hazır. Tamam. Kartepe'nin eşsiz güzelliklerinden. Şöyle birazcık tavamın altını açayım. Şey atsaydık önce Nermin. Neyi atalım? Sandviç ekmeklerimizi. Tamam, sen onu kızartırken ben ekmeği yaparım mı canım? Aha, patates gelmiş. Evet efendim, muhteşem güzellikte bir masa kurduk. Akşam yemeği için ideal. Neden ideal diyorum? Güzel bir kış çorbasının arkasından hemen kurabiye gelecek. Bakın ayva tatlısı muhteşem rengiyle efendim. Ortasındaki elmalı harcıyla, üstündeki kaymağıyla buluşunca bambaşka bir güzellik oldu. Hemen yan tarafında çayınıza eşlik edecek akşam yemeği için güzel bir tahinli kurabiye. İsterseniz elinizle sıkın, isterseniz yuvarlayın. Şekli size kalmış. Tavuk döner yaptık evde. Sandviç ekmeğimize kadar hazırladık. Bakın yumuşaklığı görüyorsunuz. Dokusu gerçekten çok başarılı. Kış çorbası dedik. Hazır yağmurlar başladı, havalar soğudu. Broş kış çorbası gerçekten üzerindeki süzme yoğurduyla birlikte taşlandırarak servise hazır hale getirdik. Nişasta, un ve tuzla harmanladığımız patatesleri yağda kızarttık. Hemen önünde sarımsaklı bir mayonez hazırladık. Ve gördüğünüz üzere Meksika salatasını yaptık. İçindeki yeşilliklerle birlikte renklendirdik. Ve Serpil'e özel detoksu hazırladım. Ne dedik? Kahvaltımızı güzel yapacağız. Ekmek yemeyeceğiz. Yürüyüşlerimize dikkat edeceğiz. Öğlen yemeğinde tavuğumuzu ekmeksiz bir şekilde, etimizi yiyeceğiz. Yanına bol salata. Ve akşam sadece bu detoksu
yapacağız. 3 gün boyunca 3 kiloyu garanti bir şekilde vereceksiniz. Diyetisyen tarifidir. Kafama göre yapmıyorum efendim. Bilginiz olsun. Ve bugünün de sonuna geldik. Gerçekten muhteşem bir sofra kurduk. Az malzemeyle evdeki bütün halkın kaliteli bir şekilde doyabileceği harika bir masa oldu. Şimdi efendim yumurta sarısının içerisine koyduğum pudra şekeriydi. Zaten orada yakalayanlar oldu. Pudra şekeri yumurtayla karıştığında ve hafif de yağ koyduğunuzda böyle parlak renk verir. Dün Anadolu'dan çok güzel lezzetlerimiz vardı. Kazanan izleyicimize açıklıyoruz. Ayfer Pektaş hanımefendi oldu. Sağlıklı günlerde kullanın inşallah Ayfer Hanım. Ve son şifremizde pudra şekeri olarak yazarsanız yumurtayla çırptığımız pudra şekeriydi. Bütün poğaçalarınızın üzerinde kullanabileceğiniz enfes bir renklendirici oluyor. Sadece yumurtayı sürdüğünüzde bu pembe kıvamı, bu pembe görüntüyü yakalayamıyoruz çünkü. Evet efendim, valla günün sonuna geldik. Yine güzel, keyifli, koşur koştur bir yayın yaptık. Yarın pazar maceramız var. Pazarda öyle görüntüler aldık ki sizler için yine çok keyifle izleyeceksiniz. Bu sefer zarftan kaç para çıktı acaba? Ve o parayla ben pazarı yapıp üstüne parayı arttırmış mıyımdır diye size soruyorum efendim. Hemen yarın inşallah saatler 13.00'da biz Beyaz TV ekranlarında sizleri bekler olacağız. Evimizden sağlık, saat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. En güzel emanet ediyorum. Rabbime emanetsiniz. Hoşça kalın.